Selamlar arkadaşlar. 20 iş günü içinde borsa ne kadar değişmiş, biz ne kazanmışız buna bakacağız. İlk önce şöyle ayın 18'ine geliyorum. 18 günü sabahı buradan açmış, aynı gün düşmüş. Tam buradan buraya kadar, bugüne kadar borsa yüzde kaç getiri sağlamış ona bakacağım arkadaşlar. Yani 18 sabahından bugün kapanışına kadar borsa %2 kazandırmış arkadaşlar. Neymiş? 18 Eylül'den 20 iş günü sayıyoruz. 13 Ekim'e kadar borsa %2 kazandırmış. Peki benim yönettiğim portföy ne kazandırdı? Buna bakacağız. Bakalım. Bakın, benim yönettiğim portföy eşimin portföyü değil arkadaşlar. O kendi yönetiyor, ben kendim yönetiyorum. Benim yönettiğim portföy borsada hisse olarak şu 3.2 gördüğünüz şeyin yarısı. Yani 1.5 gibi bir şey. Bir de şu teminat gördüğünüz dediğiniz şey 0.6 o. Bu nakitler mevduat faizinde. Bende de eşimde de olabiliyor. Bunlar ayrı. Bunlar zaten %40 getiriyor. Günlük olarak, yani yıllık %40'tan günlük olarak getiriyor. Gün gün getiriyor. Bunları saymıyoruz. Şunu saymıyoruz. Yabancı fonu saymıyoruz. Şunlara karşılık koyduğumuz para bu. Yani bunları da saymıyoruz. Bunu da saymıyoruz. Bunları da saymıyoruz. Yani bugün 20 iş günü içinde şu 3.2'nin yarısı bana ait. Bir de 0.6 bana ait. Yaklaşık olarak %2'lik bir parayla işlem yaptım arkadaşlar. 20 iş günü içinde ne değişmiş? Bakın, ayın 18'i sabahtan 13, yani bugün akşama, cuma günü akşama kadar 20 iş günü. Şöyle göstereyim size. O günden beri hesaba para aktarıp para çektim mi? Evet, onu da söyleyeyim. Viyoba şuraya 98 bin lira aktardım arkadaşlar. O günden beri Viyoba. Bugün ayın 18'inde Viyoba girmemiştik. 98 bin lira aktarım yaptım. Dün itibariyle de 109.740 TL çekim yaptım. Yani dün nakit çektim. %40 faize yatırdım. Buraya işlememiş olabilirim onu. O 109.740 TL'yi çektim. Aslında ne olmuş oluyor? Ben borsa hesabımdan 11.740 TL azaltmış oluyorum. Şimdi bakalım. Ayın 18 sabahında benim portföyüm 470 bin liraymış arkadaşlar. Bunun 100 bin lirası, 100 bin lirası nakit olarak duruyormuş. 380 bin menkulmüş. Menkul olarak ne varmış? Menkul olarak cante gözüküyor arkadaşlar. 608 bin zarar etmişim. 100 bin liralık canteyi o gün alıyorum. Yani hangi gün alıyorum? O gün alıyorum. Simpaş var bir de. 370 bin. Toplamı 470 bin. Aslında bu 99 bin liraya ben cante aldım. 2 gün sonra o muhasebeleşecek. Yani aslında ben 18'inde cante aldım. O gün itibariyle de zarara girmişim. 600 lira zarar etmişim. Maliyet 17.76'dan cante atmışım. 17.65'e düşmüş. Hangi gün? O gün. O gün düşmüş arkadaşlar. Bakın, bugün almışım, daha da düşmüş. Anladık mı? O gün cante alıp zaten canteden 12 bin lira kar yaptım demiştim. 112 bin liraya sattım demiştim. Simpaşımız vardı. 118.479 lotla 292.9 maliyetle 3.13 TL'ymiş. 370 bin TL'lik simpaşım varmış. Vespe arkadaşlar 0.5 lot gibi bir şey vardı. 10 TL'de o ediyormuş. 470 bin lira o gün itibariyle, ayın 18 itibariyle 470 bin varmış. Peki ayın 13 itibariyle durum ne? Ayın 13 itibariyle arkadaşlar net portföy değeri 515 bin oluyor. Ancak bu 515 binden eksilme var. 11.740 TL eksiliyor. Niye eksiliyor? 98 bin lira ben bunlar için nakit teminat yolluyorum. Ve dün itibariyle sattığım canteleri, 112 bin liralık canteleri geri çekiyorum. Şu cantelerin parası. Bunu geri çektim. Efendim, burada 1000 lira düşük. İşte alım satım yapıyoruz. Alım satımlardan komisyon kesiyor. Onları da düşüyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla 11.740 TL çıktı bu hesaptan. Yani şu arkadaşlar, şöyle düşünün. 527.548 TL oluyor. 515.000 değil,
Bunu şey ekliyorsunuz. 11.740'a ekliyorsunuz. 527.528 TL oluyor. Yani bugün itibariyle 527.000 oluyor. Çünkü bu 11.740 da ben başka hesaba gönderdim. Bir bankaya gönderdim. Mevduat faizine. Ne oldu? Bu kadar arttı. Sonra ne oluyor? Bir de şunu söyleyeyim ben size. Bugün itibariyle kapanış seansıyla gün içi karlar, zararlar var. Bunlar önümüzdeki hafta sonuna aktarılacak. Yani aslında bugün karı yaptım ben. Önümüzdeki hafta sonuna aktaracak. Peki bu karlar ne? Mesela altından 10 bin lira kar yapmışım bugün. Gümüşten 2 bin lira, işte Euro'dan da 1000 lira kadar zarar yapmışım. Bunları da aktardığımda yani pazartesi günü açılışta aslında 538 bin lira mı olacak? Yani bu muhasebeleşmedi daha. Bugün akşama kadar işliyor. Akşam borsa kapandıktan sonra bu karlar şuraya yazılıyor. 107 binin üzerine yazılıyor. Ne kadar? 11 bin daha yazılacak. Tamam mı? Burada ilk başa biz 98 bin yollamıştık. O 107 bine yükseldi. 11 bin lira daha yükselecek. 107, 10 daha 117, 118 bin olacak arkadaşlar. Tamam mı? O şekilde olacak. Peki ilk başta Cante'den 12 bin lira kazandık demiştik. Peki Simpaş'tan kazandık mı? 3,13'müş. O gün girdiğim itibariyle bugün itibariyle Simpaş 3,36'ymış. Bu düşmüş fiyatı arkadaşlar. Simpaş'ı da göstereyim. Bu yükselmiş fiyatı değil. Bakın 3,36 düşmüş hali. Normalde bu 3,92'ye kadar gitti. 3,92 olsaydı daha büyük karlar yazacaktık. Düşmüş hali. Borsa düştü yani. Diyorum ya borsa %2 arttı o günden bugün. Peki Simpaş ne arttı bizim yatırım yaptığımız ise? 18'inde buymuş. 18'inde buymuş arkadaşlar Simpaş. Bugün itibariyle %1,37 artmış. Yani borsayı takip ediyor namussuz. Borsayı takip etmiş. Borsa BIST 100'de %2 artmış o günden bugüne. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Bakın burada ne demiştik? Simpaş 3,36'ya gelmiş. Nereden? 3,13'ten 3,36'ya gelmesi iyi. Zaten maliyet 2,94 daha aşağıda. Yani net de %1, %1 birazcık kar yapmışım. Bir de dolar aldım birkaç gün önce satınca hisseleri. 100 bin liralık da dolar aldım. Bunlar hisse olarak 408 bin ediyor. 107 bin de teminat var. Bugünün kapanışıyla da şunlar teminatın üzerine eklenecek. O zaman 538 bin olarak çıkacak. Ne zaman? Ayın 16'sı. Yani pazartesi günü itibaren 538 bin gün. 500, 538 gözükmeyecek de şu 11.740'ı attığım için 538'den 11.740 düşmeniz gerekiyor. Yaklaşık olarak 515'in üzerine 526 gibi bir şey olacak burada. Ne oldu arkadaşlar? O zaman 538'den neyi çıkartıyoruz? 470.873 liraya çıkarttığımızda şu rakamı çıkarttığımızda net olarak 67.000 950 TL net kar gözüküyor. Tabii bu nette kar olmuyor. Bunların komisyonlarını biz kestik, attık çöpe, onları saydık ama saymadığımız bir şey var. Devlet şu şeylerden bizden şey alıyor, vergi alıyor arkadaşlar. Şuradan vergi alıyor. Bir de onu da kesmek lazım. %10 galiba vergi var. Diyelim bugün buradan 11 bin lira kazandım. 1000 lirasını vergi alacak. Böyle bir durum da var arkadaşlar. Ancak şöyle düşünelim. 23 günde 67.950 TL nette kar var. O zaman ben ne yapmışım? 470 bin lira başlayıp 67.950 67.950 bölü 470.823 470.823 diyoruz. Bu da 823 ne oldu? 470.823 yanlış yazdık. 470 bir daha yazalım arkadaşlar. Şimdi 67.950 67.950 bölü 470.000 470.000 823. Evet. %14,5 %14,4'e tekabül ediyor arkadaşlar. Bu ne demek? Evet. Borsanın BIST 100'ün %2 olarak yukarı çıktığı bir 20 günlük periyotta bizim portföyümüz %14, %15'e kadar yukarı çıkmış. Net de zararda değiliz arkadaşlar. Her ne kadar hisseler çok çakılsa da
bizim yaptığımız alım satımlar %15 yukarı taşımış 23 gün içinde. Ve burada gösterdiğim rakam size şunun yarısı. Bir de bu. Peki tabii ki bu benim yaptığım şey. Bir de eşimin yaptığı şey var. Eşim pozisyon değiştirmediği için o zarara girdi arkadaşlar. Eşim pozisyon değiştirmediği için zarara girdi. Neden zarara girdi? Ben bakın burada 11 bin kazandım. 7, 10, 107 artı. Bakın 107, 107, 613, 613 artı 11.143 artı 2080 eksi 998. 118.000 eksi burada 98.000 yatırmıştım ben bunu 20 gün önce. 20.000 lira kar yapmışım buradan. Yani 20 iş gününde 20.000 lira kar yapmışım vadeliden o şekilde gözüküyor. Benim bu karım olmasaydı yine kazanacak mıydım? Yine kazanacaktım. Çünkü arkadaşlar bakın ben Cante'yi 17.76'larda aldım ama eşim öyle almadı. Bakın eşimin aldığı Cante farklı, benim farklı. Tamam mı? Görüyor musunuz? 18.61'de almış. 1 lira daha yüksek almış. Biz satarken yüksekten sattık. Karla sattık. O satamadı. Halen duruyor. Simpaçları mesela yüksekten sattık. Birkaç gün önce size video çektim. Dedim bakın ayrılıyoruz. 212.000 TL'lik hisse sattım diye size videolarını çektim. Bakın bunlar var arkadaşlar. Şöyle gösterelim size. Yani biz son çektiğimiz videoları görün ki niye biz durduk yere hisse satıyoruz? Evet. Bakın burada hisse sattım demişim size. 11 Ekim'de hisse sattım demişim. Euro dolar aldım. Yükselmeyen borsa düşer. Bakın dolar pozisyonlarım long %72. Yani paramın %72'sini dolar tarafına geçirmişim diyorum. Ne yaptım? Hisseleri sattım. Yani bu mantıklı bir karardı. Ha, hisseler daha yükselebilir mi? Yükselebilir arkadaşlar. Yani bugün düşmüş haliyle benim hisselerden 272 bin lira potansiyel karım var. Düşmüş haliyle. Hani maliyetlerim daha düşük. Dolayısıyla yani düşmüş haliyle buysa yarın bir gün yükselirse benim elimde tuttuğum o 300 kaç paralık 305 bin liralık hisseler yine yükselir. Yine yükselir. Bakın burada ne kadar var? 305 bin liralık daha halen elimizde hisse tutuyoruz. Dolar tutuyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar tamamen çıkmıyoruz ancak hisse pozisyonumuzu azaltıyoruz. Ne oldu? 300 bin liralık nakide geçtik biz. Yani 112 öyle sattık. 100 bin lira satıp dolar aldık. 100 bin lira da burada Viyop için nakitte tutuyoruz. Yani 300 bin lira kadar hissemiz varsa 300 bin lira kadar da nakitimiz oluştu. Hatta dolar pozisyonlarımı bak nasıl arttırıyor. Yani 100 bin lira nakite karşı 1 milyon liralık dolar pozisyonu açmışım. Ve dolar pozisyonu derken bu sadece altından kazandığım para. Bunun dolar TL farkı da oluyor. Yani dolar TL artarsa yine ekstradan kazanç getiriyor. Sadece altın, gümüş, işte euro, dolar bazından kazandığım paralar şu şekilde gözüküyor. Demem o ki arkadaşlar bazen borsa düşer. Ancak borsa düşerken sağlam tutunmayı bilmemiz gerekiyor. Yani bugün biz sağlam tutunmuş mu? Tutunmuşuz. Şimdi burada insanlar şöyle bir muhasebe yapsa şuradan bugüne kadar, şu günden bugüne kadar %90'ı insanların zararda. Ben size söyleyeyim yani şunu BIST 100'e açalım. BIST 100'de aynı Simpaç'a benziyor arkadaş. Değişen bir şey yok. Bakın şu günden bugüne kadar muhasebe yapın. Bugün de bugün arasında ben para kazandım diyorsan sen bu işi biliyorsun. Ben para kazanamadım diyorsan bu normaldir arkadaşlar. Çünkü öyle bir işlemler yapılıyor ki gün içinde öyle bir alım satımlar yapılıyor ki yani bu hisseden atla öbür hisse, öbür hisseyi çak öbür hisseye geç. Böyle yapılan bir ortamda para kazanamazsın. Böyle yapılan bir ortamda notlarını azaltıp
Başka bir yerlerde risk azaltman daha mantıklı olur. Başka bir yere geçmen lazım. Yani borsada yani istediğin hisse yap. Yani bugün %10 yapar, o çok iyi gidiyor diye alırsın. Ertesi gün %-10'a döner. Bu sefer öbür iyi gitmeyen hisseyi alır adam, onu %10 yaptırır. Yani öyle bir şey ki arkadaşlar, insanları tokatlamak için bahane arıyorlar. Ve bu insanların, yani borsaya yön veren insanların gidişatını takip etmek imkansız. Yani onlar alırken ben de alacağım, ben de kazanacağım dersen imkansız. Çünkü onlar alıyor, yükseltiyor. Sen girdiğinden aşağı veriyor diyor. Bugün %10, ertesi gün -6 yapıyor. Niye? İşte bu arkasından takip eden meblağ şey varsa hiç acımadan üstten malları onun eline veriyor, daha da düşürüyor. Onu maksimum zarar yaptırmaya, kendisi de maksimum kar yapmaya çalışıyor bu işten. Dolayısıyla arkadaşlar, bu şekilde bir oraya atla, bir buraya atla diye giderseniz zaten kaybedersiniz. Yani bak, bu yükseliyor, hemen atlayayım, alayım, yükseleyim, öyle bir şey yaparsanız şu grafikte kesin kaybedersiniz. Yani bakın, bu grafikte yaparsanız kazanırsınız. Ama bu grafikte artık o iş bitti. Ne dedik? Yükselemeyen borsa düşer dedik. Bakın. Nerede? Yükselemeyen borsa düşer dedik ve oldu yani. Aynen de oldu. Biliyor muyduk bunu? Bakın. 11 Ekim'de demişik ve satmışık hisseleri. Dolar long pozisyonu, altın long pozisyonu geçmişiz. Niye acaba biz altın alıyoruz? Evet, altını da gösterelim. Niye alıyoruz acaba biz bu altınları? Bakalım kaldıraçlı altınlar ne durumda? Bakın. Bakın burada 2,95 kaldıraçlı altın. Yani 2,95. Bu ne demek arkadaşım? Benim buradaki pozisyonum, altın pozisyonum 431.000 TL üzerinden %2,95 para kazandım. Ya, evet, niye bu şekilde biz yapıyoruz? Mesela pozisyon, mesela şey pozisyonu, gümüş pozisyonu. Mesela şurada benim gümüşüm var. Niye biz gümüş pozisyonu alıyoruz? Bakın burada %8, %9 yapmış. Bu ne demek? Yani 75 bin liralık gümüş, 75 bin TL'lik Amerika'da gümüş varsa çarpı 0,1 diyelim, %10'u 7.500 ediyor. Yani bir günde zaten 7.000 lira buradan kazanmış. Yani anlatabiliyor muyum? Yani sadece buradan kazanmış bir günde. 7, 6, 7.000 lira AGQ denen yerden kazanmış. O bir gün. Mesela onun silver'ı da var. Bu da gümüş. Bu da %5 yapmış. Yani bunda da 2.000 dolar var. Yani 2.000 dolar, 2.000 dolar şunda var. Bunda da 3.000 dolara yakın var. Dolayısıyla arkadaşlar, buradaki kazançlardan bahsetmiyorum. Bakın, size buradaki kazançlardan, kayıplardan, şuradaki yabancı fonlardan bahsetmiyorum. Bahsettim. Şuradaki yerli hissenin 1,5 kısmı, teminatların 0,6'sı. Peki eşim de benim gibi yapsaydı, yani bu 3,2'nin yarısını benim gibi pozisyon yapsaydı, o da bu şekilde kazanacaktı arkadaşlar. Yani bu 3,2'nin, yani mesela şu nakit eşimin, bu nakiti atıyorum bir birimine buraya aktarsaydı, teminatı benim gibi pozisyon alsaydı, o da aynı şekilde kazanacaktı. Ve kazandı mı? Kazanamadı. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? O kazanamadı. Biz kazandık. Yani evet, herkese iyi günler.